İzmir Dersi 6. Bölüm Agora'da bir Cumartesi. Ege ve babası cumartesi günü Konur Bey'le önceden sözleştikleri üzere Agora'daydılar. Koruma duvarıyla çevrelenmiş alanın kapısından geçtiler ve yüksekteki girişte durdular. Çevresi bir dizi sütunla çevrilmiş alana bakıyorlardı. İşte bir konuşan yer daha. Ege büyüyünce arkeolog olabileceğini düşündü. Buralarda çalışmak çok zevkliydi. Ve Konur amcalar da geldi. Hoş geldiniz Mümtaz. Biz biraz erkenciyiz. Bugün de sizi daha geç bekliyordum. Sorma Konurcuğum dedi Mümtaz Bey. Sabah 7'den beri ayaktayız. Ege pek heyecanlı bugün için. Ne güzel dedi. Hadi öyleyse bir an önce kazı evinin oraya geçelim. Yukarıdaki kazı evine doğru yürüdüler. Bir takım sesler geliyordu. Çocuk sesleri. Yaklaştıkça yükseldi sesler. Neydi ki bu böyle? İner misin aşağı? O dal bir kırılırsa ne olacağını biliyoruz. Kedi var orada. Orada kalsın mı yani? Sana ihtiyacı yok onun. Kedi senden daha rahat iner o ağaçtan. İn çabuk. İn dedim. Aa, Efe Çiğdem. Ağacın tepesindeki çocuk Efe'ydi ve yanında da ikizi Çiğdem vardı. Efe de Ege'yi görünce çok şaşırdı. Vay Ege dostum. Efe bir atlayışta aşağı indi. Siz tanışıyor musunuz yoksa? Biz Yeşilova kankalarıyız Konur amca. İyi madem sizler tanışıyorsunuz, Mümtaz'cığım ben de seni Akın'la tanıştırayım. Simirna Agorası'nın kazı ekibinin başkanı. Bu sevimli ikizlerin de babası dedi Konur Bey. Hoş geldiniz dedi Akın Bey. Çok memnun oldum dedi Mümtaz Bey. Şansa bakın, meğer Efe ve Çiğdem Akın Bey'in çocuklarıymış. Bugün kesin çok eğlenceli olacak. Akıncığım artık sen varken burada benim konuşmam olmaz dedi Konur Bey. Çocuklara Agora'yı anlatmayı sana bırakıyorum. Ben de size soğuk limonata söyleyeyim karşı büfeden dedi. Tamam tabii dedi Akın Bey. Siz içeri geçin ben çocuklarla şöyle bir tur atayım. Akın Bey hemen çocukları hizaya soktu. Haydi tayfa önce şu aşağı alana iniyoruz. Hadi bakalım bir iki hızlı hızlı iniyoruz. Ve çocukları hemen çevresinde topladı. Fakat hemen alanı gezdireceğine sorular sormaya başladı. Sorunun cevabını bulamayanlar Agora'yı gezemeyecekmiş. Şimdi bayanlar baylar dedi Akın Bey. Burada bir Agora'ya giriş sorusu soracağım size. Bu soruyu bilirseniz Agora'ya geçebiliriz. Yoksa akşama kadar buradayız. Allah Allah olur mu hiç öyle şey? Ama bir taraftan da merak sarmıştı hani. Peki tamam bekliyoruz. Nedir? Akın Bey sordu. Söyleyin bakalım şimdi. Sosyal alan nedir? Pıs, bir sessizlik oldu. Aslında kulağa hiç de yabancı gelmiyordu bu sosyal alan terimi ama yine de tarif etmesi zordu. Efe için beklemek gibi bir kavram olmadığından her zamanki gibi öne atladı. Ben söyleyeyim. Ben okulda bazen kurallara uymadığımda bana sosyal alan görevi veriyorlar. Bak işte buna hiç şaşırmadım Efe dedi Akın Bey. Neler oluyor genelde bu sosyal alan görevlerin sevgili oğlum? Kalabalık yerlerdeki görevler yani. Örneğin bahçede küçük sınıflara gözetmenlik yapmak, koridorda ya da yemekhanede masaların üzerinde kalan bardakları toplamak gibi şeyler. Kantin, bahçe, koridor, oyun alanı. Bu alanların ortak özellikleri ne? Ege yanıtladı hemen. Herkes kullanır buraları. Mesela kimler kullanır? Diğer sınıftan öğrenciler, öğretmenler, yani işte herkes dedi Gediz. Kantinci amca, temizlik görevlileri, bazen müdür, çeşit çeşit herkes kullanır diye destekledi Çiğdem. İşte bu. Çeşit çeşit herkes. Bakalım lafın sonu nereye gelecek? Çocuklar, sosyal alanlar bizim ortak dünyamızdır. Ve doğru, çeşit çeşit herkes kullanır orayı. Sadece okulların değil, kentlerin de sosyal alanları vardır. Bana şimdi de kentten bir sosyal alan söyleyin bakalım. Efe öne atıldı. Eczane. Olmaz dedi Çiğdem. Orası herkese ait bir yer değil. Ortak dünya da diyemeyiz oraya bence dedi Gediz. Tam olmadı tabii Efe. İstersen biraz daha düşünelim. Ege'nin aklına evlerinin terası geldi. Ama orası onun kendi dünyasıydı. Ortak dünya neresi olabilirdi? Bizim
eski mahalledeki sokağımız olabilir mi diye düşündü. Sokağımız hem işlekti hem de çeşit çeşit insanlar vardı. Annem sürekli birilerini bulur sohbet ederdi. Bakkal amca, kahveci, pideci hepsi o sokaktaydı. Çeşit çeşit işler, çeşit çeşit insanlar, ortak dünya. Evet evet buldum. Sokak, sokaklar sosyal alanlardır dedi Ege. Şimdi oldu. Sokaklar, meydanlar herkesin kullanabildiği açık sosyal alanlardır. Buraları çok önemlidir. Bu alanlar birlikte yaşamın yerleridir çocuklar. Bana şimdi de ünlü bir meydan söyleyin İzmir'de. Konak Meydanı diye atıldı Efe. Güzel, Konak İzmir'in en bilinen sosyal alanıdır. Orası bir kent meydanıdır. Simitçi, öğrenci, memur, çocuk, yaşlı, satıcı, turist, yerli, yabancı birçok farklı insanın yeridir Konak Meydanı. Hepimizindir. Şimdi gelelim Smyrna Agorası'na. Roma Agorası ya da Smyrna Agorası da çeşit çeşit insanların karşılaştığı, birçok değişik etkinliğin yer aldığı bir yerdi işte. Sosyal alandı. Orada alışveriş yapardınız, duyuru yapardınız, toplanırdınız, birbirinizi görürdünüz, sohbet ederdiniz. Ve Agora'nın ne olduğu iyice anlaşılmıştı. Sorular tek tek yanıtlanmıştı. Artık Agora'ya geçiş izni çıkmıştı. Şimdi tekrar bakalım bu meydana. Şu sütunların alanın etrafını sardığını düşleyin. Meydan çepeçevre iki katlı bir yapıyla sarılmıştı. Meydanın ortasında ise çok güzel heykeller bulunurdu. Burayı politikacısından kölesine, filozofundan tüccarına, memurundan sanatçısına her türlü insan kullanırdı. Özellikle şu sütunlu binaya bakın. Buranın özel bir adı var. Stoa deniyor. Üstü bir çatıyla örtülü, yanlarından açık bir mekan. Halkın sıkça kullandığı çok işlek bir yer burası. Bakın, içten böyle görünüyor. Satış yerleri var, küçük tezgahlarda her türlü eşya satılırdı. İncik boncuktan kumaşa kadar her şey. Stoaların içinden geçerek halkın kullandığı önemli mekanlara ulaşırdınız. Örneğin, sola doğru yönelirseniz arkasındaki kent meclisine ulaşırdınız. Tam karşıdaysa mahkeme vardı. İşte Smyrna Kent Meclisi burası. Kim bilir neler neler konuşulmuş, neler tartışılmıştır bu mekanda. Esasında üstü kapalı bir binaydı burası. Senatörler, yani kent halkının temsilcileri burada toplanırdı ve çalışırlardı. Agora'nın bodrum katına indiler. Bodrum katı da oldukça işlek bir yerdi. Çoğunlukla depo olarak kullanılırdı. Tavanını görüyor musunuz? Yay şeklinde taşlardan oluşturulmuş. Buna kemer diyoruz. Roma yapılarında çok görürsünüz bu kemerleri. Buradaki depo alanında da genelde köleler çalışırdı. Çeşitli mallar burada saklanırdı. Özellikle yiyecekler, zeytin, zeytinyağı gibi besinler için özel testiler vardı. Anfora deniyordu bunlara. İnce boyunlu, iki yerinden kulplu testiler. Çocuklar bodrumu seyre dalmışlardı. Bir anda Ege'nin aklına bir soru geldi. Senatörler bu bodrum katı kullanmıyorlar galiba diye sordu. Çok doğru. Smyrnalı bir senatörün çok başka bir hayatı vardı tabii ki. Şimdi biraz hayal edelim. Bir senatörümüz olsun. İşte Smyrnalı bir senatör. Üzerinde o dönemin giysisi toga var. Pagostalı eteklerinde güzel bir evi var olsun. Evin mimarisi oldukça özenli gördüğünüz gibi. Yerler değerli mermerlerle döşeli, duvarlarında güzel kabartma ve işlemeler var. Evin girişindeki ufak havuzdan su sesleri duyuluyor. Senatörümüz sabahları genellikle ikinci güneş saatinde kalkıyor, kahvaltısını yapıyor. Güneş saati, güneşin hareketlerine bakarak kurulan eski bir zaman ölçme sistemiydi. Smyrnalı senatör önemli bir insan olduğundan ailesinin 12 hizmetkarı var. Efendim, sabah kahvaltısında ona çavdar ekmeği, süt, bal, yemiş, kuru üzüm ve zeytin sunuyorlar. 3 tane oğlu var. Oğullarına evinde bir öğretmen eğitim veriyor. Sabahları 3. güneş saatinde Agora'ya geliyor senatörümüz. Stoa'nın arkasındaki meclis binasında çalışıyor. Şehir sorunları hakkında diğer üyelerle tartışıyor, dinliyor, kararlar alıyor. Çalışması genelde erken bitiyor. Hemen her gün
Beşinci güneş saatinde hamama gidiyor. Hamam da bir sosyal alan. Orada birçok kişiyi görüyor, onlarla sohbet ediyor. Akşam yemeği içinde genelde yedinci güneş saatinde ya evine ya da akşam yemeği randevusuna gidiyor. Akşamları bir araya gelinen sohbetli yemekleri sempozyum deniyor. Demek ta o zamanlardan geliyormuş bu terim. Ve hayali senatörümüzün öyküsünü sonlandırıyoruz. Akın Bey ve çocuklar tekrar orta meydana çıktılar. Çocuklar sadece Agora'yı gezmemiş, adeta o zamanlara gidip gelmişlerdi. Ne var ki? Efe'nin enerjisi bitmemişti. Baba, hani daha önce bize burada oynattığın bir oyun vardı. Ege'lerle birlikte tekrar oynatsana, ne olur, ne olur. Kaçış yoktu. Evet, Agora'da heykel oyunu oynamak için kazı evinin önüne döndüler. Herkes Agora'dan bir şey seçecek ve seçtiğini hiçbir söz söylemeden heykel olup beden hareketiyle anlatacaktı. Heykelin ne olduğunu ilk bilen limonata kazanacaktı. İki kez üst üste bilene çikolatalı pasta vardı. Harika. Başlıyoruz o zaman. İlk anlatıcı Efe'ydi. Düşündü, düşündü ve hareketini yaptı. Neydi ki öyle kolları kıvrılmış vazo gibi öyle dikiliyordu? Şu resimdeki objelerle bir ilgisi olabilir mi acaba? Anfora, dedi Ege. Bilmişti. Aferin sana Ege. Şimdi sıra sende. Çevresine bakındı, kurulmakta olan masanın örtüsünü bir çırpıda çekti, aldı, üzerine doladı. Sizce Ege neyi canlandırıyor? Ve bu kez Çiğdem bildi. Simirnalı senatör. Bravo Çiğdem. Diğer taraftan kazı evinin önündeki masada tüm çocuklara soğuk limonata ve çikolatalı pasta hazırlanıyordu. Ve artık antik Simirna'ya veda etme zamanı geldi. Gelecek hafta İzmir'de orta çağlara doğru bir yolculuğa çıkacağız.